Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam etmeden önce şunu ifade etmek isterim gerek Bediüzzaman Hazretlerinin bilhassa o dönemdeki eserleri hakkında konuşabilmek gerek Abdülhamit Han hakkında konuşabilmemiz için konuşabilmek için o dönem hadiselerini öğrenmemiz anlamamız gerekir yoksa mesuliyetli bir tenkit zalimane bir tenkitte bulunmuş oluruz. Zalimane hükümler vermiş oluruz ve bu bizi mesuliyet altına alır. Onun için o zamanı okumamız gerekiyor, anlamamız gerekiyor. Ve ben elimden geldiği kadar o kitaplardan size ifade etmeye çalışıyorum. Kaynakları arada paylaşıyorum. Bununla beraber zaten o kaynakları alırsanız o zamanı ayna gibi görebilirsiniz. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Sarayda tüfekçiler adı altında bir muhafız teşkilatı vardı. O devri yaşamış olanlarda bu teşkilata ait hatıralar çok acıdır. Çünkü padişahın şahsını ve sarayını korumak amacıyla kurulan bu teşkilat gitgide öyle başı bozuk bir şekil almıştı ki pek çok kimse bundan cidden rahatsız olmaya başlamıştı. Tüfekçi başı Tahir Paşa şahsen hürmet edilip emirleri dinlenen bir amir olmakla beraber gerektiğinde o taşkınlara haddini bildirmek veya onlar için öngörülen bir cezayı tatbik etme gücüne sahip değildi. Aslında bu siyaset sarayın işine gelmezdi. Bütün tüfekçilerin tam anlamıyla bir amire bağlı ve her türlü hareketleri gerçekte ona tabi olması kontrol sistemine aykırıydı. Bağlılık ve teşkilat görünüşteki bir durumdu. Asıl gerekli olan şey bu teşkilatta bulunanların her lütfu Hünkar'dan beklemeleri ve bu sebeple doğrudan doğruya hünkâra bağlı bulunmalarıdır. Hal böyle olunca tüfekçilerin kendilerini kanın üstünde görmeleri ve taşkınlıklarını gittikçe arttırmaları çok normaldir. Gerçi bunların halkı bezdiren tavırları bütünüyle Sultan Hamid'in kulağına gitmezdi. Çünkü bu tarzdaki şikayetlerin pek de karşılık bulduğu yoktu. Ondan sonra şikayet eden veya şikayeti hünkâra ulaştıran kimse kendi aleyhine bir intikam hissi uyandırmaktan korkardı. Bu itibarla tüfekçilerden bazı kimselerin bütün taşkınlıklarının sebebini hünkara yüklemek ve bundan dolayı padişahı sorumlu tutmak çok doğru olmamakla beraber kendisi tarafından teşvik edilen kontrol sisteminin bu gibi taşkınlıklara yol açtığı da inkarı mümkün olmayan hakikatlerdendir. Subayların terfi meselesi ise Bayramlarda ve padişahın tahta çıktığı günün yıl dönümünde İstanbul'da birinci ve ikinci fırkadan ve sarayda görevli subaylardan terfi ve taltif liste ve dilekçeleri yağmur gibi yağardı. Yıllardan beri Sultan Hamid'in bu vesilelerle rütbe, nişan, madalya ve maaş zammı dağıtması öyle bir alışkanlık halini almıştı ki iş rahatsızlık derecesine varmıştı. Bir taraftan da seraskenlik makamı Milli Savunma Bakanlığı şimdiki ve Tophane Müşirliği ayrıca defterler düzenleyip takdim ederlerdi. Ondan sonra özel ricaların ardı arkası gelmezdi. Bu arzlara resmi olanları yani resmi dairelerden gelenlerinin tamamı özel ricalarında pek çoğu yerine getirilir. Bayramdan önce emirler tebliğ edilir. O gün herkes yeni nişanını takardı. Halbuki ordularda terfi hak etmiş subaylar senelerce beklerler ordu müşirlerinin bu husustaki müracaatları her nedense yerine getirilmezdi. Son zamanlarda 3. Ordu müşiri İbrahim Paşa'dan Mabeyne bir yazı geldi. İbrahim Paşa bu yazısında terfiye hak kazanmış subaylar hakkında 13 defa defter düzenleyip seraskerlik makamına takdim edildiği halde bunların her sene piyade dairesince düzenlenen defterleri dahil edilmediğinden şikayet etmişti hele 6. ve 7. ordu gibi uzak yerlerdeki subaylar terfi hakkından tamamen mahrum kalmaktaydılar. İstanbul'da ve göz önünde bulunan subayların sık sık terfi etmeleri bütçeyi ne kadar zarara sokuyorsa, ülkenin uzak bölgelerinde askerlik görevini yapan subayların terfi zamanları gelip geçtiği halde bu haktan mahrum kalmaları da askeri düzeni o kadar bozmaktaydı. Sultan Hamid idaresini yıkan Rumeli ayaklanmasının en önemli faktörlerinden birinin bu adaletsizliğin ortaya çıkardığı ümitsizlik olduğunda şüphe edilmemelidir. Birçok tarihçi bunu söylüyor zaten. Sultan Hamid bunu düşünür müydü bilinemez. Ancak taç ve tahtının yakınında şahıs ve saltanatının muhafazasında bulunanların ödüllendirilmesi siyaseti hiçbir zaman sekteye uğramadan bütün saltanatı müddetince devam etmişti bir Ramazan günüydü. Konya Mahallesi'nden şifreli bir telgraf aldık. Bu telgrafta Konya Mevlevi Dergahı Aşçı İstanbul'a hareket ettiği yazılıyordu. Buna çok hayret ettim. Bir vilayetin işlerini yürütme hususunda en yüksek memur olan valinin bir aşçı başının seyahati meselesini şifleri bir telgrafla saraya bildirmesi ve bu bayağı haberle telgraf tellerini meşgul etmesi hayretten başka ne şekilde karşılanabilirdi? Ancak şurasını ifade etmeliyim ki bu vali vaktiyle kitabet dairesinde bulunmuş, buradan terfi ve taltif suretiyle Konya valiliğine yükselmişti. Bu zat Yıldız Sarayı'nın mizacını ve Konya Mevlevi Şeyhi'nin sarayda nasıl değerlendirildiğini elbette biliyordu. Konya Mevlevi Şeyhi'nin aşçı başısının İstanbul'a geldiği haberi başka bir işgüzer tarafından daha önce davranılıp da saraya bildirilirse o takdirde kendisinin bu husustaki dikkatsizliği göze çarpacağından atik davranarak şifreli bir telgrafla durumu arz etmişti. Zamanın siyasi terbiyesi bununla yoğrulmuş olduğundan ve bu gibi davranışlar birçok kişiyi ikbale götürdüğünden, makam mevkiye götürdüğünden Konya valisinin telgrafı hayret verici olmakla beraber o devrin özelliklerine göre normal işlerden sayılırdı. Sultan Hamid'in hoşlanmadığı şeylerden biri de Avrupa'ya gitmek için izin istemekti. Bu gibi talepler bir vesileyle geçiştirilirdi. Hatta bazı devlet büyükleri herhangi bir arzu ve isteklerinin karşılanması konusunda bir sıkıntıyla karşılaştıklarında çocuklarının hastalığı sebebiyle Avrupa'ya gitmelerine izin verilmesini rica ederler. İstekleri yerine getirilince de bunun karşılığı olarak gitmekten vazgeçerlerdi. Bu gülünç ve üzüntü verici bir davranış olmakla birlikte ne yazık ki kişiyi çoğu zaman amacına ulaştıran bir yoldu. Padişah sarayları ikmale kavuşmak için, makam mevkiye kavuşmak için yegane vasıta olduğundan tabii olarak rekabet faaliyetlerinin en hızlı ve güçlüleri de buradaydı. O kadar ki saraya girmeden önce birbirleriyle dost ve samimi olan kimseler sarayda bir teveccüh ve mevki kazandıktan sonra birbirlerine düşman olurlar birbirlerine şikayete kalkışırlar ya da padişaha öyle görünürlerdi. Aslında saraydaki siyaset bunu gerektiriyordu. Sultan Hamid saraydaki resmi ve özel bütün memur ve bendelerinin hareket ve davranışlarıyla fikir ve konuşmalarından haberdar olmak için bunları birbirine kontrol ettirmek usulünden daha uygun tedbir bulamamıştı. Sarayda iki kişinin birbiriyle sıkı fıkı, dost veya hemfikir olmalarını bir ittihat ve ittifak, bir birlik ve beraberlik olarak kabul edip buna kesinlikle razı olmazdı. Herkes birbirinin rakibi ve hasmı düşmanı olmalı, herkes diğerinin ne yaptığını merak etmeli ve yine herkes birbirini jurnallemeliydi. Sadece üst düzey görevlilerin birbirini değil, uşakların bile efendilerini jurnal ettikleri görülüyordu. Bu gibi ihbarlar da dikkate alınırdı. Sarayda hiç kimsenin diğerinden emin olmaması ve herkesin bilip öğrendiğini, işitip gördüğünü hünkara yetiştirmesi bir usul ve vazife oldu. O kadar zihinlere yerleşmişti ki mizaçları gereği bundan hoşlanmayanlar bile öyle görünmek ve kendilerini hünkara o şekilde tanıttırmak isterlerdi. Ebu'l-Hüda Efendi Sadrazam Kamil Paşa ile eskiden beri dostu. Mısır meselesinden dolayı Kamil Paşa'nın ikmalinin makam mevkisinin sona erip de görevden alınma belirtilerinin yakınlaştığını, yaklaştığını görür görmez Ebul Huda Efendi bu hem bu düşüşü hızlandırmak hem de hünkara bir hizmette bulunmak hem de hünkara bir hizmette bulunarak buna mükafat olarak Şeyh Şeyhülislam'la ele geçirmek için önemli bir fırsattan istifade ederek, istifade ederek bir jurnal yazıp takdim etmiş. Söz konusu jurnal bir veraset meselesiydi. Şöyle ki, adamcağızın biri miras hukukunun tespiti için kendisinin mirasçı olduğunu sözlü olarak ispatı hazır olduğundan bahsederek gerekli muamelelerin yapılması için sadarete bir arzuhal vermişti. Bu arzuhal, Sadrazam Kamil Paşa tarafından usulüne uygun olarak Şeyhülislamlığa havale edilmişti. Ebul Huda Efendi akla hayret verecek bir şeytanlıkla düzenlediği jurnalinde miras davasını ispat için birçok insanın bir araya toplatılıp Şeyhülislamlığa gönderileceğini, Kamil Paşa'nın havale ettiği arzu veraset davasının bir bahane olup asıl maksadın birçok insanı oraya toplamak ve bunların getirilmesinden sonra padişahın zulüm ve baskısını ispat ederek tahttan düşürülmesine fetva almak olduğunu arz etmişti. Bu jurnal üzerine hünkârın ne hale gelmiş olacağı ve bu işe ne kadar önemle sarılacağı tahmin edilebilir. Ebul Hüda Efendi'nin jurnalinin ardından tahkikata araştırılmaya girilmiş, gerçekten de öyle bir arzu halin sadaretten meşihata havale edildiği anlaşılınca Sadrazam Kamil Paşa ile Şeyhülislam Efendi derhal görevden Alınmıştı. Azıl edilmişti. Yani. Hiç şüphe yok ki Sultan Hamid o arzuhalin gerçekten bir veraset işine ait olduğunu ve halkı meşayata toplayarak kendisini tahttan indirmenin ne Sadrazam'ın ne de Şeyhülislam'ın akıllarından geçmediğini bilirdi. Ancak mesele tahkikat sahasına atıldıktan ve söz ağza düştükten sonra ne o Sadrazamlık ne de öbürü Şeyhülislamlık makamlarında kalabilirlerdi. Bazı meseleler vardı ki onların ortaya çıkmasına değil gölgelerine ve ihtimallerine de ceza vermek Sultan Hamid'in ana siyasetini meydana getirirdi. Kendisinin tahttan indirilmesi meselesi bunlardan da. Bunun yalanı da iftirası da doğrusu kadar dikkate alınırdı. Ebul Huda Efendi'nin bu jurnalinden sonra hangi mesele hakkında olursa olsun sözlü şahitlikte bulunmak şiddetle yasaklanmıştı. Şer'i mahkemelerin hakimleri bundan fevkalade kaşınırlardı. Ebul Huda bu arada o makama Şeyhül İslamlık makamına gelemiyor. Sultan Hamid gerek vekilleri ve gerek bendelerinin her zaman saraya yakın yerlerde oturulmalarına çok özen gösterirdi. Devlet işlerine ait emirlerin kendilerine süratle ulaştığında bilinmesi ve cevaplarının kısa sürede saraya gönderilmesi için bunların saraya uzak yerlerde oturmamaları gerekiyordu. Bir de bazen bir lüzum üzerine sadrazam veya vekillerden herhangi birinin saraya davet edilmesi gerekince bunların hemen gelebilmeleri saray civarında bulunmalarına bağlıydı. Hele sadrazam, şeyhülislam ve ser askerler hakkında bu hususa özellikle dikkat edilirdi. Bu sebeple sadrazam, şeyhülislam ve ser asker konakları, masrafları, hazine-i hassadan karşılanmak üzere yaptırılıp ve mükemmel bir şekilde tefriş ettirilip donatılıp ihsan şeklinde kendilerine verilirdi. Padişahın bazı bendeleri hakkında da bu şekilde muamelede bulunulurdu. Sayit Paşa, Cevat Paşa ve Halil Rıfat Paşa'nın konakları bu cümledendir. Ancak vekillerin ve bendelerin hepsine böyle konak yaptırıp içini tefriş et, ettirdikten sonra ihsan suretiyle kendilerine vermek imkansız olduğundan bunların ev kiraları hazine hassadan özenmek suretiyle kendilerde yardım edilirdi. Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin Kuruçeşme'deki yalısı da masrafları hazine-i hassaca kar karşılanarak yapılıp tefriş edilmiş ve kendisi de öyle verilmiştir. Sultan Hamid'in Şeyhülislamlık makamına verdiği önem fetva meselelerinden ileri geliyordu. Bu itibarla hünkâr, Şeyhülislam'ın daima göz önünde ve yakınında bulunmasına özen gösterirdi. Görünüşte Şeyhülislam Efendi'nin muhafazasına, gerçekte ise... Şeyhülislam kolağının ve buraya gelip gidenlerin gözetlenmesine memur olmak üzere iki tüfekçi geceli gündüzlü konakta bulunur, Şeyhülislam Efendi'nin arabasının arkasında atla giderlerdi. Şeyhülislam Efendi'nin gidebileceği yerler şunlardı. Yıldız Sarayı, Meşihat Kapısı, Meclisi i Bükena, Günleri Babı Ali, Bayram ve Hırkayı Saadet Alaylarında Dolma Bahçe ve Topkapı Sarayları. Şeyhülislam Efendi buralardan başka hiçbir yere gidemezdi ve gitmek hatırına bile gelmezdi. Öyle ki bir gün hasta olan kızını ziyaret et, edip hemen dönmek üzere operatör Cemil Paşa'nın e, Fenerbahçe civarındaki köşküne gitmek için özel bir tezkereyle durumu arz etmeyi gerekli görmüştü. Meşrutiyet, hürriyet, kanun esası, meclis-i mebusan kelimeleri o devirde öyle korkunç şeylerdi ki bunları padişahı, bunları padişaha teklif etmek şöyle dursun yanlışlıkla ağza almak bile felakete yol açabilirdi. Bu münasebette hatırıma gelen bir olayı anlatmak isterim. Eskiden Bağbali'de bir sicil ahval komisyonu vardı. Herkesin yakından tanıdığı, bildiği işgüzarlardan Hüseyin Hamit Bey bu komisyon üyelerindendi. Bir gün Hüseyin Hamit Bey arkadaşlarından birisine sinirlenmiş ve konuştuğu sözler arasında bir yerde ''Burası da meclisi mebusana çevirdin.'' demişti resmi bir komisyonda ve birçok kişi arasında meclis-i mebusan sözünün bu şekilde ağza alındığının sarıya ihbar edilmesi durumunda ondan ne kadar ne gibi kötü sonuçlar çıkabileceğini tahmin eden komisyon başkanı Tevfik Paşa müthiş surette telaşa düşerek hemen sarıya koşmuştu. Tevfik Paşa bu sözün kendisi tarafından söylendiğine dair bir jurnal verilir de başı belaya girer diye gerçeği anlatmış ve sözü kendi ağzından çıkmadığını padişaha arz edilmesi ricasında bulunmuştur. Bu korku o devrin bütün insanları için geçerliydi. Yine İstanbul rıhtımının imtiyaz şartnamesi yazılı olduğu üzere Haliç'e kadar uzatılması gerekiyor diye bir mevzu var. E, bunu yine uzatmayayım. Özetle şu yani diyor ki bu örneğe bakarak o zamanki rüşvet ve jurnalcilik hastalıkları hakkında bir fikir edinmek mümkündür. Diye böyle yine o zaman durumu anlatıyor vahamet ile. Abdülhamit'in İmparator Wilhelm'ı karşılama törenine ait bir hadise bu. İmparatorun İstanbul'a geliş günü yaklaşmıştı. Karşılama töreninin fevkalade parlak, her türlü tertibatın tam ve mükemmel olmasını hünkar özellikle emretmişti. Osmanlı padişahının özel misafiri olan Almanya İmparatoru diğer devlet başkanlarının üstünde bir tezahürat görmeliydi. Yapılan program gereğince Sadrazam ve Dışişleri Bakanı dahil olmak üzere birçok bakan imparatoru getiren gemiye gidecekler, hünkar adına selamlama töreninde bulunacaklardı. Abdülhamit de Dolmabahçe rıhtımına inerek misafirini orada karşılayacaktı. Fakat Dolmabahçe Sarayı gizli netametli yani gizli bir tehlikesi olduğu sanıldığından ve hünkârın da ve hünkârın her türlü evhamı burada toplandığından vaktinden önce dolma bahçeye gidip orada beklemek istemezdi. Abdülhamid'in bu vehmine neyin sebep olduğu tamamen kestirilemez. Aslında vehimlerinin birçoğu anlamsızdı. Herhalde veliahtın ikamet etmekte olduğu bir saraya gidip orada uzun süre kalmak son derece vehmine dokunmuş olmalı ki karadan ve denizden birçok vasıtayla tertibat alınmasını, düzen alınmasını ve imparatorun gemisi görününce tam vaktinde kendisinin rıhtıma inebilmesi için derhar işaretler verilmesini emretmişti. Artık bütün iş güç durmuş, herkes bu işte ilgilenmeye başlamıştı. Telgraflar, haberler birbirini takip ediyor, bunların hepsi dakikası dakikasına hünkara arz ediliyordu. Bir ara geminin yaklaştığına dair bir telgraf geldi, arz etti. Fakat sarayda yüksek bir mevkiden denizi gözetlemek için görevlendirilen İzzet Paşa bu telgrafın aksine geminin henüz görünmediğini arz etmişti. İmparatoru karşılamak için hazırlanan askerler geminin göründüğü haberi üzerine hareket ettirilecek ve hünkâr da bu haberden sonra saraydan çıkıp donma bahçeye inecekti. İzzet Paşa'nın telgraf haberini yalanlayan arzı hünkârın zihninde kendisinin yalan bir haberle vaktinden önce dolma bahçeye indirilmek istenildiği vehmini uyandırdı. Dolma bahçeye asker bütün bunlar onun gözünde en korkunç şeylerdi. Kim bilir belki de bu asker kuvvetiyle kendisini tahttan indirip dolma bahçede hapsederek oradaki veliahtı tahta çıkarmak isteyenlerin bir planı olduğunu da düşünmüş olabilirdi. Derhal iş önem kazandı. Padişahın etrafında bulunanlar da türlü türlü yorumlarla vehmini genişlettiler. Bunun üzerine İzzet Paşa ve Nadir Ağa Mabeyn dairesinde ve diğer yüksek dairelerin üst katlarını koşturuluyor, gemi gözetlettiriliyordu. Ortalığı bir telaş, ortalığı bir telaş almıştı. Geminin göründüğü yolundaki telgrafı ben arz etmiş olduğum için hakkımda şüpheler artmıştı. Bereket versin çok sürmeden gemi göründü. Ondan sonra bozuk düzen bir alayla aşağı inildi. Abdülhamit daha yoldayken imparator için selam topları atılmaya başlanmıştı. Çünkü imparatorun gemisi selam menziline girmiş bulunuyordu. Hünkar aceleyle rıhtıma indi misafirlere yetişebildi. Fakat o lüzumsuz telaş yüzünden sadrazam ve nazırlar gemiye gidemediler. Böylece karşılama töreninin bu bölümü eksik kaldı. Bu bölümü yazmaktaki amacım bir takım işgüzarların padişahın vehmini arttırarak ona bu şekilde sadıkane hizmet etmekte oldukları kanaatini uyandırarak kendilerine teveccüh ve iltifat kazandırmak maksadıyla yalan yanlış arzlarda bulunmalarından ne gibi sonuçlar doğabileceğini göstermektir. Bu yardakçılık yalnız bu gibi karşılama törenlerinde değil, devletin en önemli işlerinde de etkisini göstermekteydi. Rusların esas amacı Ermenilere siyasi bir bağımsızlık vermek değil, Osmanlı Devleti'ne karşı kendi çıkarlarını sağlayacak şekilde Ermenileri kullanmaktan ibaretti. Bu bakımdan İstanbul ve Doğu vilayetlerinde hep bunun için çalışıyorlardı. Bizim bazı rüşvetçi memurlarımızı da parayla satın almışlardı. Son olarak Yılmaz Öztan'dan bir ifadesini alıyorum. Okuma oranı artıyordu. Eğitim ve kültür kendiliğinden gelişiyordu. Fakat Avrupa hayranlığı artıyordu. Avrupa kudretinin tarihinin tarih boyunca zirvesindeydi diye böyle devam ediyor. Buralara tekrar ele alacağız. Allah'a emanet olun.